Boğaziçi Yapı Anahtarı sunar. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir anahtar programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Kültür ve sanat her şey İstanbul'da. Onun için ben İstanbul gibiyim diyorum. Tarlaya giderdik uçak geçtiğinde. Hayal ederdim. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin İstanbul Bürosu'nda bahçemizde sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ve bugüne kadar Türkiye'nin başaramadığı işleri başaran bir kadro. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşadığı en önemli ıstırapların vadisidir. Gök kubbenin altında benim kadar bu hayatı güzel yaşayan kaç kul vardır bilmiyorum. Bugünkü nesil o kadar sıkıntıdan böyle bir başarı olacağını da pek düşünemiyorum. Sanatın ideolojide düştü. Siyaset bile demiyorum bakın. İdeolojiden üstü bir şey olduğuna inanırım ben. Çok güzel şeyler yakalamışsınız. Çok gerekli bir şey ama anlayana gerekli bir şey, bilene gerekli bir şey. Ben ortaokuldayken 27 Mayıs darbesi oldu. Hayatımızda hem öğrencilik hayatımız hem ondan sonraki süreçler hem siyasetin bu anlamda içinde geçti. Nasıl bir dünya bu? Öyle bir dünya ki diye öyle vuruyorum ki ben oraya kazmayı yarım günde bitirdim. Onu ihya etmemiz, yeniden inşa etmemiz lazım. Ben de bırakacağım ama annemin babamın durumu ne olur? Fatih'ten başlarsak, Fatih'ten düşünmeye başlarsak her yere varabiliriz. Nereye varamayız ki? O dünyanın çevresinde dönen, nur saçan bir füze gibidir. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir anahtar programıyla daha sizlerin karşısındayız. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. anahtar@hilaltv.net adresinden bizlere ulaşmanızı, fikirlerinizi bekliyoruz. Maillerinizi her geçen gün inceliyoruz. Muhakkak programımızı değerlendirmekte de yer veriyoruz. O anlamda mailleriniz önemli. Programın başında hatırlatmak istedim. Maillerinizin devamını bekliyoruz diye. Yine çok kıymetli bir konuğumuzla anahtar programımız devam ediyor. Türkiye'deki İslami mücadelenin yakın tarihine tanıklık etmiş bir isim. Tanıklık etmiş, aynı zamanda yaşamış, aynı zamanda mücadele etmiş, müdahale etmiş, elinle dilinle olan haksız yanlışlıkları düzeltmeye çalışmış bir isim. Hilal TV'nin de bildiği, tanıdığı bir isim var. Hamza Türkmen bizimle birlikteler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hala devam ediyoruz ama. Mişte evet. Değil de. Yani hala devam ediyorsunuz. Zaten o sizin o çizginiz bunu gerektiriyor. Evet, gerçekten bunu gerektiriyor. O anlamda güzel bir hayat hikayesi. Ben biraz araştırma fırsatı da buldum. İnanın buradan izleyenlerimize çok fazla örnek olabilecek bir hayat olduğunu düşünüyorum. Her satırında hoşuma gitti. Yani inanın ben bu programı yaparken hani şunu hissediyorum. Anahtar programa başladığımızdan beri hani bazı böyle insan ümitsizliğe düşer, bazı böyle işte YS'e kapılır falan. Bu programda inanın ümitlerim yeşeriyor. İnsanın hayatlarını inceledikçe, İslamiyet için yapılan o güzel çalışmaları gördükçe hani çok mutlu oluyorum. Gerçekten işte ümmetin içinde İslamiyet adına çalışan, kendi menfaatleri adına değil de İslam'ın yücelmesi adına çalışan çok fazla insan var. Bize göre siz de bunlardan birisiniz. O anlamda çok güzel bir hayat hikayesi hocam. İnşallah burada bizimle paylaşacaksınız. İyisiniz hocam. Programımız başladı Hilal TV'de. Devam ediyor. O anlamda Hilal Televizyonu izleyenler sizi zaten o anlamda izliyorlardır ama işte konuşmak, siyasi anlamda tartışmak farklı bir şey. Bir de yaşanılan bir hayat var. Hani konuşulanların dışında bir de yaşananlar var. Onları da buradan bizim programımızdan öğrensinler istedik. Çünkü yaşantısı insanın gerçekten aynasıdır diye düşünüyorum. İşte 1953 yılında İstanbul'da başlayan bir hayat hikayesi. Sarıyer'de biraz daha işte bugüne göre düşünürsek biraz daha elit bir kesim. İstanbul'un daha farklı bir kesimi. Oradan başlayan bir hayat hikayesi. Hocam başlayalım. Bir saatte ne kadar sığdırırız, sığdıramayız artık orasını ilerleyen zamanlarda göreceğiz inşallah. Yani bence kendi hayatım çok önemli değil ama tanıklık yaptığım süreçler daha önemli. Evet. O süreçlerle irtibat kurarak tabii ki. Zaten altın çizmek istediklerimiz de onlar bizim. Yani neticede ben babam makinistti. Kaptan, makinist ve deniz yollarında çalışıyordu. Seyahat süreci dolayısıyla ben Bodrum'da doğdum ama Sarıyer'de büyüdüm. Dindar bir aile vardı.
dindar aile gerçekten insanı fıtratıyla daha çok barışık yetiştiriyor, eğitiyor. O önemli hayata hazırlıyor. Ama bu yeterli değil tabii ki. İnsan aslında rüşt yaşına geldiği zaman temel kararını veriyor. Hayat görüşü, hayatla ilgili temel düğümü o zaman akli olarak çözümlemeye başlıyor. Evet. Eğer o konuda yeterli hazırlığınız yoksa ve temel sorular, niçin yaratıldım, hayatın anlamı ne, niçin yaşıyorum, öldükten sonra ne olacak gibi, hı hı, hayatın temel sorularını sorarken kendi yaş kuşağınızdan iyi de bir çevreniz yoksa sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet. Ben o sıkıntıları yaşayarak büyüdüm. Gençliğim, çocukluğum öyle geçti. Evet. Bir abim vardı benim. Benden 10 yaş büyük. O da aynı sıkıntıları yaşıyordu. Ama çevresi Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyordu. Deniz Gezmişler dönemiydi. Arkadaşları onlardı. Evet. Ve benim abim bizim geleneksel ama samimi, içten, dini yaşam tarzından sosyalist kültüre kaydı. Siz kaç yaşlarındaydınız o zaman? İlk sosyalist kültürle tanıştığınız zaman kaç yaşlarındaydınız? Yani sosyalizm tartışmaları bizim dönemimizde ortaokulda yapılırdı. Başlamıştı. Şimdi üniversitede bile düşünsel planda olay çok ele alınmıyor da daha ziyade tüketilen güncel siyasal planda sloganik laflara değerlendiriliyor. Yani şöyle bir şey vardı, neticede bir şehirleşme süreci vardı. İnsanlar kırsal kesimden şehre geliyordu. Şehirleşme sistem için bir modernleştirme aracıydı. Yani halkı, tebaayı, Müslümanları batılılaştırma, modernize etme süreçleriydi. Hı hı. Ya teslim oluyordunuz sürece ya direniyordunuz. Ama direnmek için bilgi lazım. Fakat bilgimizin Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren bilgi köklerimizi kopartmışlar, dilimizi kopartmışlar, evet, kitapla irtibatımızı kesmişler. Hacca gidemiyorsunuz, dünyayla irtibatınız yok ve Kur'an okumak ülkede 10 yıllarca yasaktı. Yani Allah demenin bile Necip Fazıl'ın dediği dönemler gibi, yaşadı. Evet, bunlar Allah demenin bile yasak olduğu dönem. O zamanki kısmen dini ifadelere, söyleme yer veren o zaman gazete ve dergilere dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın bu tarzda yolladığı yazılar var. Bu mevzuk. Hı hı. Allah kelimesini kullanmayın diye. Yani böyle bir süreçten gelen, evet, bir geçmişimiz var. Dolayısıyla bütün bu baskılara, yasaklara, sindirmelere rağmen fıtri ve İslami aidiyetini korumaya çalışan bizim dedelerimiz, babalarımız, hı hı, annelerimiz, nelerimiz oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama bu din aynı zamanda da yani dinin kaynağıyla, yani Kur'an'la hemhal, evet, olmayı, tefekkür etmeyi, tezekkür, tahkik etmeyi gerektirir. Ama elinde kitap yok. Nasıl olacak bu? Evet. Sadece yani geleneksel görgü, kulaktan duyma bilgilerle. Yani artık adete, belki örfe dönüşmüş bazı yani anlayışlarla. Bu süreçlere gelen bir şey ama buna rağmen mesela benim annem okur yazar değildi. Evet. İstanbul'da büyümüştü. Yetim büyüdüğü için biraz naz yapmış. Okula yollamamışlar. Hı hı. Çok da önemsenmezdi çok da önemli o zaman. Değildi, o dönemler. Ama hatırlıyorum 60'lı yıllarda annem İhlas Suresiyle Kur'an'ı satır satır her satıra bir İhlas Suresi okuyarak, evet, hatim indirmeye çalışırdı. Şimdi ve bitirdiği zaman çok mutlu olurdu. Bir hatim dua oldu. Edilirdi. Hatim indirdik. Evet. Şimdi olaya muhteva açısından baktığınızda bu ne diyeceksiniz ama o bilgisizlik, o yokluk, o mahrumluk içinde, bilgi, vahiy ile irtibat ve rehbersizlik içinde o aidiyet çok önemli. Evet. O aidiyet dolayısıyla belki biz, hı hı, ailede yetişirken yani gerçekten o halis duyguların ne demek olduğunu dinle irtibatlama konusunda muhtemelen bilinçaltımıza yazılan epey bir çizgi samimi olmuştur. Samimi Müslümanlığı çizgi ilk, olmuştur. Evet, ailenizden görmüşsünüz. Ama ilkokuldan daha başlamış yani hani başkaldırılarınız. Evet, hani evet, kabullenme işinde de birçok şey. Yani dilinizde belki bazı şeyleri kabul ediyormuşsunuz okulda ama hani gönlünüz hiçbir zaman için yanlış olanı evet dememiş. Yani biz
şunu evde yaşardık. Ben mesela ilkokula giderken işte Menderes dönemi ve Menderes asıldığını hatırlıyorum. Kim astı bunu? Yani öyle dindar algılanıldı. Maalesef Müslümanlar, yani özellikle 40'lı yıllarda Türkiye'de, okuduklarımızdan tabii söylüyorum. Evet. 40'lı yıllarda, 40'lı yılların ortaları, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'nın Türkiye'yi siyasi etkisi karşısında Batı'ya sığınarak, Anglo-Sakson, Amerika, Avrupa'ya sığınarak var olmaya çalıştı ve bu süreç içinde Batı'da tamam ama biraz da halkla barışın, biraz özgürlük sağlayın, bir de dini kontrollü bir şekilde serbest bırakın çünkü komünist yayılmaya karşı kullanabiliriz tarzında telakkiler var. Ama halkın da tepkileri var. Şimdi o boyutta bizimkiler, yani bizim dindarlarımız, işte annelerimiz, babalarımız, nelerimiz, dedelerimiz, yani İstiklal mahkemelerinin kurduğu dar ağacından kurtulabilen binlerce kanaat önderimiz idam edilmişti. Müslüman, dindar, hizmet ehli insanlar idam edilmişti. Ve her biri bir dünya belki. Tabii, yani bu insanların samimiyeti, gayretiyle zaten İslami dini hayat yayılıyor, yaşılıyor, İslam taşınıyor. Yani böyle bir kesikliğimiz var. Bu kesikliğimizi kapatabilmek, dinle, dinin kaynağıyla tekrar buluşabilmek kaygısı içinde, yani karşıtına sığınarak diyebileceğimiz, evet biz de işte Türk devleti yeni çıkmış, Türk milleti de yeni inşa edilmiş. Evet. Biz de Türk'üz, biz de işte Türk devletiyiz. Osmanlı'dan bağımsız. Üst kimlik olarak dayatılan bir kimliktir bu. Dolayısıyla İslam'ı ya tasfiye etmeye ya da alt kimliğe indirgemeye çalışan bir kavmi kimlik değil. Ulusal, seküler bir kimlik olarak inşa edilen bir olgu, batılı paradigmanın bir nevi uzantısı, yani Türk ulusu üretmek. Evet biz de Türk'üz, biz de Türk devletini savunuyoruz diyerek karşısına sığınarak belki hacca gitmemizi izin verirler. Belki çocuklarımıza Kur'an okumamıza izin verirler. Belki camimiz ahır yapılmaktan, satılmaktan kurtulur. A camisini benim babam anlatırdı ufakken, aklımda kalan. Evet. A camisinin içine kilise gibi sıralar konulmuştu. Ve o camide kilisedeki ibadet formu gibi sırada oturarak namaz kılma eğitimleri yapılmış. Aynı şeyi Dücane Cündoğlu'nun Türkçe ibadet kitabı var. Bakın orada da bulabilirsiniz. Bizzat Türkiye Almanya Başkonsolosluğu'nun büyük bir odasına sıralar, kilise gibi sıralar konuyor. Türkçe mealinden çarpık bir meal, Arapçayı kaldırmak amaç ve sırada oturarak namaz kılma, yani namazın formunu tahrif etmeye çalışıyorlar. Amaçdan tamamen çıkmış yani, bir namaz, secde edilmeden. Ya yok etmeye çalışıyor ya da alt kimliğe tahrif ederek indirgemeye çalışıyor. Şimdi böyle bir gelenekten geliyoruz biz. Bu gelenek içinde buna rağmen, onun için dedim. Bozulmayan. Bütün eksiklere rağmen en azından fıtri duygular ön plana çıkmış. Kur'an bilmiyor. Yani daha ziyade şeyhler anlatıyor Kur'an'ı. Ben bilirim, bizim evde işte tesbihler çekilir, dualar okunur, nazar boncuğu vardır. Bir takım bidatlar, hürafetler dini bir ritüel gibi algılanır. Ama bu çaresizlikten, bilgisizlikten, fıtri olan bir tapınma içgüdüsü var. Buna babalarımız, annelerimiz yönelmiş. Ayırt edemiyor. Mesela o zamanki tevhid şuydu. Tevhid ancak çok değerli, aziz bilinen tarikat şeyhleri, ermiş, büyük veli, evliyaullah denilen tırnak içinde öyle bir mertebeye ermiş insanların ulaşacağı bir özellikti. Yoksa bizlerin, müritlerin, takipçilerin değil. Kur'an'ı ancak onlar anlayabilirdi. Onlara, çünkü onlar işte şeriat, tarikat, marifet tabakalarından geçtikten sonra hakikat, yani Allah'la buluşuyorlar. Doğrudan Allah'tan ilham alıyorlar. Biz ancak onları vesile kılabilirdik Allah'a yaklaşmak için. Haşa. Evet. Ama bu büyük bir samimiyetle dokunan bir boyuttu. İnsanlar bilmiyordu. Yani böyle bir boyutta. Ben mesela şunu hatırlıyorum. Bu duygular içinde siyasi yanımız da gelişiyordu. Mesela o zaman
Bugün gazetesi çıkıyordu. Yeni İstiklal haftalık gazetesi çıkıyordu. Babam alırdı evde olduğu zaman. Sabah namazından sonra kahvaltı yapıp bizi toplardı. Bugün gazetesinde Şevket Eygin'in ve Şule Yüksel Şenler'in köşe yazıları okunurdu bizim evde. Evet. Şunu bilirdik, ha orada Kemalizm kötü bir şey. İnsanları ezmiş, dini yasaklamış. Evet. O eleştiriyor. Ve İslami aidiyet duygusu var. İslami evet. Savunma psikolojisi. Bir duruş var yani. Evet. O duruşu bozmuyorsunuz aile içinde. Mesela 19 Mayıs törenlerine diyorsunuz hiç katılmazdım. Ceza alırdım ama yine de hiç katılmazdım. Evet, evet. Başkaldırılarımı o yaşlarda orada başlamıştım diyorsunuz. Yani şuydu. Ben ilkokula giderken Atatürk'ün bizim Müslüman din önderlerimizi yargıladığını, cezalandırdığını ve dini tezyif ettiğini, birçok alanda dini eğitim yasakladığını biliyordum. Oysa biz dindar bir aileyiz. Evet. Ama ilkokulda bize birinci sınıfta Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu öğretiyorlardı. İşte çelişke, çocukken çubukla nasıl tarlada kargaları kovaladığını, ne kadar iyi yetiştiğini, bir kahraman olduğunu. Evet, çıkıyorduk tahtaya, ezbere söylüyorduk. Ama dilimiz başka, gönlünüz kalbimiz başka söylüyordu. Evet. Yani gerçekten çift şahsiyetli bir eğitim sistemiyle, bize çift şahsiyetli kılmaya çalışan bir eğitim sistemiyle içeydik. Dayatılan resmi ideolojinin ağırlığı altında eziliyorduk. Bu tabii ister istemez insanda, ufacık da olsa insan, bir öfkeyi, daha bağımsız, daha özgür bir arayışı şey yapıyor, gündeme getiriyor. Evet. Bu tip kaygılarımız oluyordu. Peki, yani evde mesela babanız, abinizle çok tartışırmış. Hani bu konular gündeme gelirmiş, babanız karşı çıkarmış. Hani o yaşlarda onları dinlediğiniz zaman neler düşünürdünüz? Yani yine hiç tereddüdünüz olur muydu? Yani acaba kim haklı diyor diye. Yoksa hani hak sizin için kesin ve net belli miydi? Yani hiç böyle zihninizin gidip geldiği dönemler oldu mu? Çünkü onların da kendi alanında çok inandırıcı, işte insanların çok böyle insani duygularından vuran anlatımları vardır ya. Hani aslında İslam'da da olan, İslam'da da yaşanılması gereken bir tarz anlatılır. İşte o eşitliktir, işte insan haklarıdır vesaire. Oradan girilir konuya. Hani hiç zihninizin bulandığı oldu mu o dönemler? Yani benim babam ben lise 1'deyken vefat etti. Evet. Ben daha evvelki hayat, hı hı, yani ortaokuldaki bir insan, ilkokuldaki bir insan. Ne kadar o fikri belki tartışımı ne kadar kavrayabilirse o kadar. Ama zihnimde kazılı olan şeyler şunlardı. Mesela babam namaz kılmamızı çok önemserdi. Bizi alıştırmaya, hı hı, çalışırdı. Her sabah namazına namaza giderdi. İşte perşembe akşamları, ona cuma gecesi derdik. Evet. Biz evimizde Yasin okunurdu. Ama abim namaz kılmazdı. Mesela bu bana hoş gelmezdi, evet, abim adına. Ama yani aynı zamanda bir kan bağı var, fıtri bir bağ var. Abiniz, abimi de severdim buna rağmen. Belli bir saygı var. Bu tip çelişik ilişkiler, düşünceler içinde oluyordum. Hani şey ya, Nuh Aleyhisselam gemiye binmeyen oğluna oğlum diyor. Oğlum, Allah Rabbimiz diyor ki artık o senin ailenden değildir. Şimdi bunları düşündüğüm zaman ki kan bağının bir önemi kalmıyor aslında. Kan bağının önemi var mı yok mu daha karar veremiyorum, evet, ama bende çok büyük ölçüde yani peki bu din nasıl? Çünkü biz daha ortaokuldayken benim sosyalist, milliyetçi arkadaşlarım vardı. O zaman ülkücülük yoktu. Komando hareketi vardı. Hı hı. Türkçü komando hareketi. O ailelerin çocukları arkadaşımdı. Yani biraz Sarıyer dediğim gibi şeydir. Yani elit bir farklı, boyut olduğu için, evet, biraz daha okumuş insanların çocukları. Batılı etkileşime, kültüre daha yatkın tipler belki. Hı hı. Mesela lise 1'deyken benim İngilizce, Fransızca bilen bir arkadaşım vardı, İrfan diye. O zaman Devlis yeni kurulmuştu. Devlis Yönetim Kurulu üyesiydi. Hı hı. Şimdi sorunlar getiriyordu. Büyük sıkıntılar yaşıyordum. Benim ona cevap verebilmem lazım. Evet.
hocalarımız vardı o zaman Sarıyer Lisesi'nde. Töpler hakimdi. Töpler o zamanki Türkiye Öğretmenler Birliği Marksist, sosyalist öğretmenlerin şeydi. Önemli kitlesel grevler yapardı. Güçlüydüler liselerde. Bize edebiyat öğretmenimiz, fizik öğretmenimiz, biyoloji öğretmenimiz, felsefe öğretmenimiz dolaylı olarak materyalizmi anlatırlardı. Dolaylı olarak tabiatçılığı anlatırlardı. Darwinizmi anlatırlardı. Yani etkilemeye çalışırlardı. İçerideki arkadaşım, sınıftaki arkadaşlarıma kız erkek karışık okuyorduk lisede. Ne bileyim Gogol'un, Çehov'un kitaplarını veriyor. Sosyalist insanlar etkileniyor. Ben de onlara bir şey verebilmem kaygısındayım. Daha lise 1'de. Ne vereceğim? Okumaya çalışıyorum. Onlara karşı okuyup arayıp bulabildiğim Peyami Safa'nın romanlarıydı. Evet. Sözlü Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız. Yani dilleri böyle biraz literatüre ha, daha niye, uygun. Niye? Hani. Çünkü hiç olmazsa roman Allah diyor. Evet. Ama aç romanları yahut da böyle tüfeğli romanlar yok. Mesela hatırlıyorum Mingeli Abdullah yayınlandığı zaman gene ben lise 1 veya lise 2'deydim. Onu okuduğumuzda hem okuyor hem ağlıyor. Hem böyle etkilendi. Çünkü çok ilkti bizim evet. kesim için. Şimdi İslami kesim o noktada birazcık hani kısır kaldı. Yani işte çocukları okula göndermek sorundu. Yani kız çocukları zaten evet. okutulmuyordu. Hani erkek çocukları da işte gevurlaşır, dinini tamamen unutur diye bir korku da vardı yani okullarda. Evet. O noktada birazcık hani kitaplarımız eksik, işte edebiyatçılarımız eksik. Hatta siz herhalde Hilmi Ziya Ülgen'in mi buraya yazmıştım. Materyalizme reddiye diye bir kitabını buluyorsunuz. Onu da şöyle hani anlatayım. Hani solcularla he. cevap verebilmek adına öyle bir kitaba başlıyorsunuz. Onun için fizik çalışıyorsunuz, fiziğinizi ilerletiyorsunuz. Yani sizin ideolojilerinizin, derslerinizin çok üstünde tutuyorsunuz. Peki nereden bulmuşsunuz anlamda. Bilmiyorum. İlginç bir hikaye aslında, sizden dinleyebiliriz. Çok da hoşuma gitti yani. İkilik fizik notunuzu 9 yapmış kitap şimdi bu sayede. Bizim Anadolu Gazetesi çıkıyordu, Bugün Gazetesi çıkıyordu. Orada Genç Kalemler köşesi vardı. Evet. Ortaokuldayken, lise 1'deyken oralara şiir ve becerebildiğim kadarıyla kendi İslami duygularımla bir takım yazılar yazıyordum. Denemeler çıkıyordu da. O sırada Milli Türk Talebe Birliği, o zaman üniversitelerdeki Müslüman öğrencilerin derneklerinin konfederasyonunu ifade ediyordu Milli Türk Talebe evet. Birliği. Bugün Halk Eğitim Merkezi Cağaloğlu Merkezi'nde çok önemli büyük bir salondu. Hı hı. Orası işte CHP gençliğinin elinden milliyetçi, daha sonra milli dindar, İslami gençliğin eline geçmiş ve Orta Öğrenim Komitesi yeni kurulmuştu. Evet. Başkanları Mustafa Bilgi idi. Ben onun işte bombalanarak mettebe binasının bir odasında yatarken, daha lisede okuyan Mustafa Bilgi, bombalanarak şehit edildiği haberini almış idik. Öyle bir mettebe diye bir şey varmış diye duyduk. Daha sonra bir gün iki tane genç geldi. Biz seninle tanışmak istiyoruz. Tereddüt ettim. Çünkü bu işi daha ziyade üniversite okuyan solcu öğrenciler yapardı. Evet. Üniversiteli abiler liselere gelir, öğrencilere tanışırdı. Şimdi insan kaparlardı yani. Bizim mettebeden iki tane Müslüman abi gelmiş, tanışmak istiyoruz. Buyurun falan. Senin yazılarını takip ettik. Bizim Orta Öğrenim Komitemiz var. Oraya davet ediyoruz. Kaç yaşındasınız hocam? İşte lise 1'deyiz. Lise 1'desin. Gene o kanalda lisede bizim bir iki arkadaşlığımız daha varmış. Birisi de bugün hala arkadaşlığımı devam ettirdiğim değerli kardeşim avukat Muharrem Balcı. Aynı lisedeyiz. Biz lise 1'deyken de ne yapalım dedik, biz İslam faaliyet yapacağız, yürüteceğiz ki Sarıyer sol kesimin, CHP'nin çok güçlü olduğu bir yerdi o zaman. Evet. Marksist yapının çok güçlü olduğu bir yerdi. Demografik yapısı hala azınlıklar pozisyona düşmüştü, gayrimüslimler. Ama her semtte Sarıyer şeylerinde, kasabalarında, mahallelerinde kilise vardır Sarıyer. Evet. Yani yabancı kültüre çok açık ve bir de meyhaneler deltası gibidir Sarıyer sahilleri. Evet. O zaman öyleydi.
Ben yeni mahallede oturdum mesela. Bizim iki tane meyhanemiz vardı. Ezan okunduğu zaman iki meyhane sahibi de camiye gelirdi. Böyle çok çelişik. Çok ilginç değil mi? Çelişik, evet. Bir tablo. Yani böyle çok mozaik, evet. Heterodoks bir şey, kültür yapısı. Şimdi o kültür yapısı içinde biz dedik ki burada biz Müslümanız. Mettebe'ye de gidip gelmeye başladık. İşte haftalık ders, kitap okumaları yapılıyor. O zaman rahmetli Sedat Yedigün'le tanıştık. Büyük bir orta salonu vardı orada. Hepimiz bütün İstanbul liselerinden toparlanan insanların sayısı 50 kişiydik hepsi. 50 kişi. O zaman için aslında iyi bir rakam denebilir yani. Toplam İstanbul'da. Evet. Öyle bir ilişki tarzımız vardı. Biz dedik bir kitap evi açalım. Yaşımız tutmuyor. Bir okuma odası, korsan bir yer tuttuk. Harçlıklarımızdan toplayıp. O zamanki İslami kitap evlerini gezdik. Nida vardı, Yağmur Yayınları gibi, İrfan Yayınları. Nereye gittiysek bizim gibi genci yani Allah Allah diye bekliyorlar. Bize ne çıktıysa sağda olsun hepsine verdiler. Koskocaman bir kütüphanemiz oldu. Evet. Bu sefer o Marksist hocalar her gün geliyor, bizi denetliyorlar falan. Daha sonra bize bir teklif geldi. Fikir ve Kültür Ocağı diye. Naim Karaman mıydı? Hatırlayamıyorum tam. Öncüsü. Dedik tamam biz dernek kuralım. İslami bir dernek. Haftada bir İstanbul'dan o zamanki İslami kanaat önünde yazarlardan birisini getireceğiz. Sarıyer'de konuşturtacağız. Evet. Derneği kuracağız ama yaşımız tutmuyor. Orman Fakültesi var Sarıyer'e bağlı Bahçeli, Bahçeköy'de. Oraya gittik. Namaz kılan abileri bulduk. Onlara rica minnet. Sarıyer'den de bir iki tane genç abi bulduk. Onlara dernek kurdurttuk. Ve bizim haftalık Sarıyer Merkez Kahvehanesi'nde haftalık her gün, her hafta bir tane şey geliyor. Bir Kadir Mısırlıoğlu geliyor. İslami düşünür. Gibi. O zaman. O zaman kim varsa. Sarıyer için büyük bir reform aslında. Camiye de işte pankart şeyler asıyoruz. Afişler falan asıyoruz. Bildiri dağıtıyoruz. Onlar da geliyor. Bizi çok seviyorlar. Çünkü evet. Camiye gidiyoruz. Camide 10 saf var. Biz gidince bütün yaşlılar bizi seviyor. Çünkü bizden başka genç yok camide. Evet. Yani süreci de böyle okumak lazım. Bir Demet Tezcan'ın Şule Yüksel Şenler'in hayatıyla, hatıratıyla ilgili bir kitabı var. Bakmışsınızdır belki. O çok önemli. Evet. Kendi tarih kesitli. Bizim o gençlik çağlarımıza hitap ediyor Şule Yüksel Şenler. Zaten tabii. Bizim evde okunurdu. Oradan da bir merakım vardı. Bir de bayan olarak hani o zaman için çok büyük bir idoldü. Yani bayanların da böyle şeyler düşünebileceğini, böyle yazılar yazabileceğini hani gösteren ilk kişiydi diyebiliriz Şule Yüksel o anlamda. Şimdi bakın benim ailem dindar. Benim ablam benden 3 yaş büyük. Belki biz izliyordur, izleyecektir. ablam, babam varken normal saçını göstermeyecek şekilde kapanırdı. Babam gittiği an dışarıda saç, başörtüsü yarıya gelir. Saçların yarısı dışarıda. Evet. Şule Yüksel Şenler diyor ki o dönemde bu hatıratında bahsettiğim kitabında en mütedeyyin yerlerden birisi İstanbul'da Üsküdar semtidir. Üsküdar ana caddelerinde bir saat gezin diyor. Bir tane tesettürlü kadın göremezsiniz. Evet. Böyle modernleşen bir şehirdi. Hı hı. Anadolu'dan gelen bayanlar da burada nasıl tesettürlü olacak? O zamanki tesettür şu, pardüsü giyilir. Pardüsünün ucu diz kapağının üstünde mi olacak, altında mı olacak? Onun altındaki bacaklar gözüküyor. Evet. Bacaklarda bir numara çorap mı giyecek, üç numara mı çorap giyecek? Ben evde bunlar tartışılırdı. Bu üç numara giyince takva örneği. Dizi kapağın altında olursa, yani iki parmak altında olunca çok takvalı çok kadın. Takva. Yani gerçekten sahipsizlikten kaynaklanan bir boyut. Evet.
Yani o kendi nefsi arzuları, nefsi istekleri olduğunu da düşünmüyorum. Tabii, o anda bir uyuş var. Tabii. Hani bunu bugün filmlerde de görüyoruz. Anadolu'dan kadın geliyor, daha geliyor ilk gün İstanbul'a giriyor, hemen orada işte farklı bir kıyafet giyiyor, başörtüsünü açıyor, hayatına devam ediyor. Hani bu evet. böyle bir gereksinim gibi tabii, insanlara evet. aşılandı yıllarca. Yani bu tip duygularla yaşarken biz o tip faaliyetleri yapıyorduk. O süreçte ben eve bir gün daha sonra da öğrendim. O Komünizme Mücadele Derneklerindenmiş. Daha sonra Milli Nizam Partisi'nin Erbakan'a ilk kurucularından Fehmi Cumalıoğlu'nun Komünizm ve İslam diye bir kitabı var. Komünizme cevap vereceğim. Onu okumak için almışım. Eve getirmişim. Masanın üzerinde duruyor. Babam da kitabı görmüş. Eyvah demiş. Bizim oğul da oğul da gidiyor. Sosyalist evet. olacak. Komünist kendisi yaşadığı olacak için diye onu. Kitabı yırtıyor. Evet. Aslında sizin Halbuki, için çok önemli bir kitap. Çok önemli bir kitap. Yani böyle bir kuraklık, böyle bir çoraklık evet. ikliminde yaşıyorsun. Peki bu alanda abiniz sizinle birlikte mi yaşıyor hala? Yani aynı fikirlerle aynı evi mi paylaşıyorsunuz? Sadece abim akşamları yatmaya geliyor geceleri. Onun dışında çalışıyordu zaten. Zaten okulu bile bırakıp yani, hani bir arçelik fabrikasına işçi olarak giriyor. İlk işçi grevlerini düzenleyen kişi oluyor. Şimdi, yani bu anlamda da sosyalist boyutu oldukça yüksek. Yani abim Deniz Gezmişler'in arkadaşı, o sosyalist akımın güçlü olduğu bir dönem. Kabataş Erkek Lisesi son sınıftan iki arkadaşıyla beraber, üç kişi okulu bırakıyorlar. Arçelik fabrikasında, Haliç'teki arçelik fabrikasına giriyorlar. Altı ay sonra orada ilk grev örgütlüyorlar. Evet. Yani, öyle bir kişi idi. Daha sonra yani namaz kılmaya başladı ama çok fazla irtibatım yok. Sosyal demokrattı, şu anki pozisyon nedir bilmiyorum. Evet. Bir kopukluk oldu. Evet, yani kimliksel bir kopukluk oldu. Ben gerçekten lise yıllarımda ikinci, üçüncü sınıfta Marksist söylem çok hakimdi. Rüşt yaşına giren insan başında söylediğim gibi temel sorular soruyor. Evet. Niçin yaşıyoruz? Allah var mı? Yok mu? Öldükten sonra ne olacağız? Şimdi bu sorulara bizim cami cemaati, cami imamları, o zaman bildiğimiz İslam temsil eden en önemli insanlar bunlar. Ne cevap veriyor? Bunlar hazır değil. Asla. Aa, Allah'ı mı inkar ediyorsun? Tersler. Ama tamam, ben soruyorum. Allah var mı? Yok mu? Tabii mantıklı soracağım. Mantıklı bir açıklama yapabilirsiniz. Tabii ya, tahkik edeceğim. Bunu nereden öğreneceğim? Kur'an'dan mı? Sünnetten mi? Nereden? Veli'den mi öğreneceğim? Bana rüyalı mı bildirecek? Bilmiyorum. Ama ben Müslüman kalmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. En fazla okuduğum kitap Sefahat'tır o dönemde. Evet. Muhtemelen senede herhalde 3-4 defa tek okunacak kitap yoktu. Ezberleyecek şekilde okumuşum. Okunacak kitap yoktu çünkü. Oradaki vurgular çok önemli geliyordu. İşte yani işte Kur'an'la ilgili mısralarını hatırlayın Mehmet Akif'in. Efendim medreseyle ilgili hatırlayın. Yani önemli bir, hem çöküş pozisyonumuzu, dönemimizi evet. ifade ediyor. Oradaki dramımızı, acımızı anlatıyor. İfade ediyor. Hem de yani kitaba, Kur'an'a yönlendiren bir boyut var. Evet. Safahat'ta da eksikler var, kavram yanlışları var. Ama onları hiç değerlendirecek bir altyapımız yok zaten. Belki, evet. Ama olumluluğu, katkısı çok çok fazla. Ruh halinizde bir de cevap buluyorsunuz. Hani orada isyan var, işte ümit tabii. var. Hani o ortamı anlatan, yani o duyguları zaten içinize barındırdığınız için tabii. cevapları orada buluyorsunuz belki bir anlamda. Sonra ben işte o bahsettiğiniz Hilmi Ziya Ülke'nin, şimdi Marksist arkadaşlar var. İşte kafelerde, Sarıyer sahil şehri, oturulacak epey böyle muhabbet yerleri var. Gençler toplanıyor, sürekli bu konular konuşuyor. Evet, bugünkü gibi diziler konuşulmuyor, evet. bugünkü gibi markalar konuşulmuyor. Evet, bunlar önemli. Konuşmalar çok farklı o zaman. Yani değer nedir, emek nedir, Allah yarattı mı, yaratmadı evet. mı, biz nasıl yaratıldık, işte materyalizm, diyalektik materyalizm şudur falan. Siz feodal, geri diyorlar bize, biz feodal olmadığımızı ispatlayacağız ama nasıl ispatlayacağız? Feodallığı öğrendik, feodallık geri. Tarım evet. topluma ait bir şeymiş. Evet. Önce kavramları öğrenmeniz evet. lazım zaten. Birçok yani, kavram kargaşası var o tabii anda. Tabii yani din de tarım toplumuna ait bir şeydir. Onun için geri, hayatın gerisinde evet. onlar ilerlemeci. Batı da ilerliyor ama bunlar ilerlerken kapitalistçe değil sosyalistçe ilerlemek istiyorlarmış falan. Şimdi kapitalizme eleştirileri hoşumuza gidiyor ama fakat öbür tarafta dini de eleştiriyorlar, evet. İslam'ı da eleştiriyorlar. Ya onlara ayak uyduracaksınız
ya boş ver deyip geçeceksiniz, evet, ya da cevap vermek için İslam'ı öğreneceksiniz. Araştıracağız. Şimdi bu önemli bir dinamizm kattı. Ben mesela onlara materyalist anlamda cevap verebilmek için ülkücülerin çıkarttığı, o zaman ülkücülük yok dedim, komandolar, Türkçülerin çıkarttığı ince bir iki böyle çeviri kitap vardı. Onları okudum ama yok, yeterli değil. Daha sonra Hilmi Ziya Ülken'in Tarihe Materyalizme Reddiye diye bir kitabı var. Ağır bir kitap. Kitabı okudum, anlamadım. Çiziyorum, ezberliyorum cevap vermek için. Ama şimdi fizikten bahsediyor. Fiziği bilmek lazım. Biz ideolojik faaliyetle uğraştığımız dersleri boş vermişiz. Boş vermişiz. Şimdi fiziğe çalışıyoruz bu sefer. Yani fizik notumuz yükseliyor. Hoca da şaşırıyor. Ne oldu diyor Hamza ya. Yani niye böyle iyi falan diyor. Ve ben Tarihe Materyalizme Reddiye kitabındaki tüm mühtevayı kavradım. Ve artık liseli öğrenciler, üniversiteli abilerle konuşuyoruz. Onları susturuyoruz. Seviyeye geldiniz. Aa diyoruz, tamam. Ama daha sonra ben Kur'an'la yeniden tanıştıktan sonra öğrendim ki o cevap verdiğim altyapı vahiy temelli değil. Ruhçu, idealist, evet, felsefe. Evet. Yani böyle bir boyut. Onun garipliğini yaşadık. İşte o MTTP ilişkimiz bence önemli. O ilişki bizi daha fazla İslami öze, İslami kaynağı, İslami perspektife ulaştırdı. Yöneltti, evet. Orada şunu diyebilirim. Biz gittik geldik. İşte mesela senede 2-3 tane gece yapılıyordu. Ne bileyim işte çıkıyoruz sahneye. Mettebe'nin bir salonu var. 300-400 kişilik. Herkes, bütün aileler haber verdiği için salon aşağı yukarı doluyor. Şimdi çıkıyoruz, o da Mehmet Akif'in bir şiirini okuyunca coşku falan. Coşku zaten has safhada var. Şey oluyor tabii, insan ne oluyor? Bir sosyal faaliyet içinde işte bir değer algısı üretiyor kendi beyninde. Ve kitap okuyoruz. O zaman Şefik Aşıkoğlu diye Mustafa Bilgi'den sonra bir başkanımız vardı. O gelip gitme süreci içinde herhalde bizi gözlemlediler ki daha sonra bizi bir teklif verdiler. Dediler ki biz özel bir toplantı yapmak istiyoruz. Seçkin MTTP Ortonomi Komitesi üyeleriyle. İyi dedik, evet, heyecanlandık, ne olacak falan diye. Bir odada toplandık. Sedat Yedigün, o zaman abimiz, o üniversiteye gidiyor, biz lisedeyiz. Bize MTTB'nin çok önemli bir araç olduğunu İslami mücadelemizde ama buranın yol geçen hanı gibi kullanıldığını, evet, işte polisler geliyor, başkaları geliyor, İslami bir disiplin yok. Biz bundan memnun değiliz. Daha fazla öğrenelim, daha fazla bilinçlenelim. Üniversiteye girdiğimizde MTTB'yi kongrede biz ele geçirelim. Bunun altyapısını oluşturalım diye daha, evet, böyle iyi bir plan, bir planla dedik tamam, biz de kendimize vazife çıkarttık, bize rol veriliyor. 21 kişilik mettebe içinde gizli bir örgüt kurduk biz. Evet. Ve yaz geldi, dağıldık. Şimdi Eylül ayında toplanacağız, toplandık 6 kişiyiz. Kaç kişi dağıldınız? Yani 21 kişiydik, 6 kişi kalmışız. Sami Şener vardı, onu başkan yaptılar. Ahmet Şişman vardı rahmetli, hatırladığım. Ömer diye bir arkadaş vardı. Öbürlerin isimlerini hatırlamıyorum şimdi, silikleştiler. Niye? Çünkü ben de o daireden silikleştim. Niçin? Çünkü toplandığımızda arkadaşları aradık. Bunlar nerede, niye gelmiyorlar falan, öğrendik ki yaz boyunca bunlar... O zaman Yeniden Milli Mücadele diye bir hareket çıkmış. Oraya var. Bu abiler bunlarla konuşarak bunları etkilemişler. Oraya doğru. Ve oraya meyletmiş bu insanlar. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Diğer yerden ikinci bölümde bahsedelim. Bir de Kur'an-ı Kerim'e geçmek istiyorum. Hani işte bütün kitaplar bir kitabı anlamak için okunur. Hani Kur'an-ı Kerim'le ilk tanışmanız ne zaman oldu? Gerçekten Kur'an okumaya ne zaman başladınız? Oradan devam edelim iki bölümde. Kısa bir İnşallah. Reklam aramız varmış. Reklamların ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boğaziçi Yapı'nın sunduğu Anahtar devam edecek.